Duvar Özler'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Uğur Mumcu, Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Tezcan Durnan. Tezcan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Gazetecilik alanına ilişkin hem eğitim hem de yayıncılık alanında UMAK çok önemli katkılar vermeye yıllardır devam ediyor. UMAK Yayın Evi'nin sosyal medya paylaşımlarına baktığımda özellikle okurlar tarafından Uğur Mumcu'nun yıllar önce kaleme aldığı eserlerine yoğun ilgi gösterdiğini görüyorum. Mumcu'nun eserlerine yönelik bugün de devam eden bu ilgiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl tarif ediyorsunuz? Geçmişten geleceğe böyle kuvvetli bir sesini işitmeye hala biz devam ediyoruz. Şimdi dün gece geç vakitlerde Uğur Mumcu'nun yazılarından 70'li yılların ortalarından başlayıp Yeni Ortam gazetesinde başlayıp Cumhuriyet, Milliyet hangi gazetelerde yazdıysa onlardan derlenmiş ve gazetecilik temalı yazılarından derlenmiş bir kitabını edit ediyorum. Yakın zamanda onu da çıkaracağız. Bu vesileyle de bilgisini vermiş olayım. Orada Uğur Mumcu günümüzdeki gazeteciyi tarif ederken gazetecilik aslında devletin içerisindeki bir takım çıkar ilişkilerinin kimlere kadar gittiğini ve bu çıkar ilişkilerinin hangi ideolojik bir takım değerlerle, takım din, iman, millet, milliyetçilik vesaire filan gibi şeylerle nasıl örtüldüğünü açığa çıkarmaya çalışır, açığa çıkarır. Ve bunu da bir takım devletin içerisindeki bir takım çıkar odakları, bu çıkarılan gerçekleri, bu takım çıkar ilişkilerini de bu tür şeylerle işte millilik, yerlilik vesaire filan gibi şeylerle üstünü örtmeye çalışır der. Yani bu aslında gazeteciyle siyasi iktidarların mücadelesi yıllardan beri devam ediyor. Aslında Uğur Mumcu'nun 70'li yıllarda tarif ettiği şeyleri gazeteciye ve gazeteciliğe dair tarif ettiği şeyleri günümüzde o kadar çok birebir örtüşüyor ki tarif ettiği şeyler bu tarifler ve güncelliğini hala maalesef devam ettiriyor ve bence Uğur Mumcu'nun gazeteciye dair tanımları, yaptığı işler, sorgulaması vesaire filan günümüzde ciddi şekilde sıkıntı içerisinde olan gazetecilik mesleğinin yeniden hatırlanmasını ve yeniden gündeme gelmesini söz konusu etti. Ve bu yüzden de hala Uğur Mumcu'nun söylediği şeyler, yaptığı gazetecilik güncelliğini koruduğu için de ve şimdi çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu için de ilgi duyuluyor diye düşünüyorum. Ve bu ilgiye mazhar olduğu için de biz bunu mümkün olduğu kadar geniş kitlelere Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı olarak ve yayın evi olarak duyurmaya, geniş kitlelere duyurmaya çalışıyoruz. Uğur Mumcu'nun eserlerinin yanı sıra iletişim alanına dair de çok önemli güncel eserler katmaya devam ediyor yayın evi. Okurlarla buluşturuyor. Aşkın Halleri, Video aktivizmde kavramlar, sorunlar, uygulamalar, sayısal eşitlikler ve gazeteciliğin geleceği gibi yakın dönemde okurlarla buluşan eserler ilk aklıma gelenler. UMAG'ın iletişim alanına ilişkin bu çabası yıllardır sürüyor. Siz de bu çabayı, süre gelen bu çabayı siz nasıl tanımlıyorsunuz? Ve bundan sonra bu çaba nasıl devam edecek? Ya, geçtiğimiz yıllarda Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda ağırlıklı olarak Uğur Mumcu'nun kitapları yayınlanırken bir taraftan da daha çok yakın tarih araştırmaları, araştırmacı gazetecilik örnekleri sunulmuş, yazılmış, yayınlanmış. Ancak Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda akademik çalışma, akademik kitap anlamında biraz zayıf kalmış geçtiğimiz yıllarda. Bu eksikliği gidermek için aslında Özge Mumcu Aybars Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi ve koordinatörü 2018 yılında beni vakfın yayın kurulu üyesi olarak davet etti ve ne yapabiliriz bu skalayı, yayın skalasını genişletmek için ne yapabileceğimize dair benden fikir sordu. Ben de medya ve gazetecilik dizisi başlatabilirim ve zaten normalde de yapmaya devam ettiğimiz çalışmaları burada sürdürmeye devam edebiliriz diye
bir öneride bulundum ve Medya ve Gazetecilik dizisini 2018 yılının başlarında başlattık ve sizin sorunuzda bahsettiğiniz video aktivizmde kavramlar, sorunlar kitabı şu anda elimin altındaysa hemen göstereyim. O kitap bu dizinin ilk kitabıydı. Bana dosya olarak geldi bu kitap. Ondan sonra ben 2018'in Temmuz ayında mevcut var olan yayın yönetmeni görevden ayrılınca beni yayın yönetmeni olarak, genel yayın yönetmeni olarak davet etti bu defa Özge Mumcu. O süreçle birlikte bu Medya ve Gazetecilik dizisini daha fazla ivme kazandırdık. Ve yaklaşık 2,5 yıl içerisinde şu anda 9 kitap oldu bu diziden. Hani aslında hiç fena bir şey değil. Dizinin son kitapları şunlar. Bu kitap mesela çok ilgi gördü. Bu kitap satışta değil, yürüttüğümüz bir projenin çıktısı olarak sivil toplum kuruluşları için hak temelli gazetecilik kılavuzu. Acayip ilgi gördü bu kitap. Bu kitaba yakın bir zamanda lansmanını yapacağımız bir gazetecilik okulu eğitim modülümüzden ücretsiz olarak erişilebilir. Gene bu kitapta yakın bir zamanda çıkardığımız bir kitap. Bu kitap ve İletişim Hakkı ve Yeni Medya şu kitap Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlediğimiz Yeni Medya Kongreleri dizisinin seçkileridir. Oralara gelen bildirilerin nitelikli bildirilerin yani ve bu bağlama uyan bildirilerin seçkileridir. Bu kitaplarımız gerçekten çok ilgi gördü ve akademik camia da biraz iletişim camiası da, iletişim akademisi de de ilgisini çekmeye başladı. Ve bununla ilgili şu ana kadar vakıf, telif kitap hiç yayınlamamıştı. Geçtiğimiz aylarda iletişim fakültelerinde yıllardır makaleleri okutulan, adını söylemeyeyim şimdi sürpriz olsun, bir yazarın kitabının telifini aldık yakın bir zamanda gazetecilik başlıklı bir kitabın. Neden önemli gazetecilik? Kitabı, gazetecilik mesleği diye. O da yakın zamanda çevirisini yapıp bu diziden yayınlar arasına katacağız. Yine korona döneminde medya ve yeni medya başlıklı bir kitabımız yakın zamanda yolda. Biz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ve hakikaten bunu aynı zamanda da şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Vakfın yayın evinin neredeyse tek tabanca olarak yürütmeye çalışıyorum. Bir tasarımcımız var. Kapakların tasarımını Tuğçevi Dinler diye bir arkadaşımız yapıyor. İç tasarımını Uğur Saçı diye bir arkadaşımız yapıyor ama bu arkadaşlar hep part time çalışan arkadaşlar. Daimi çalışan tek ben varım. Vakfın yeri geldiği zaman sabahlara kadar veyahut da mesai mefhumu olmaksızın her türlü entelektüel işlerini yürütürken bir taraftan da depoya inip siparişleri de paketleyen bir yayın yönetmeni olarak çalışmaya devam ediyorum. Sürprizi sorarak büyüsünü kaçırmak istemedim ama yakın bir dönemde sanırım haberdar olacak. Bu yıl içinde çıkacak bu kitapta, bahsettiğim kitapta. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde benim de hocamdınız. Buradan izleyenlere de bunu ifade etmem gerekiyor. Yıllardır akademisyen kimliğinizle gazetecilik, yayıncılık alanına katkılar yaptınız. Katkılarınız hala devam ettiniz. Devam ediyor. Kolileyerek ya da işte sabahlara kadar çalışarak bir şekilde ifade ettiğiniz çaba sürüyor. Bu dönemde sizin birçok deneyiminiz var. Gazetecilik, akademisyenlik, bu alana genel bir bakış anlamında. Son dönemde gazeteciliğin geçmişte olmadığı kadar sıkışmışlık içerisinde olduğuna dönük değerlendirmeler de var. Siz buna katılıyor musunuz? Yakın dönemde bu alana dair özgün bir bakış açısı, bir yol kat edilebilir mi? Neler yapılmalı? Ben uzun yıllar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim üyeliği yaptım. 2017'de ihraç edildikten sonra akademisyenliğin yanı sıra pek çok meslek de öğrenmeye çalıştım. Yayın yönetmenliği ve editörlük de bunların arasında. Aynı zamanda da gazete yazı editörlüğü de yapmaya devam ediyorum. Raporlarda yayınlamaya çalışıyoruz. Aslında
Gazetecilik mesleğinin Türkiye'de sadece kriz içerisinde olduğu bir dönem yaşıyoruz ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir, Türkiye'de yaşanan bir kriz değil. Aslında küresel anlamda da dünyada da ciddi kriz içerisinde gazetecilik. Konvansiyonel gazetecilik dediğimiz gazeteciliği ayakta tutan şey aslında yıllardan beri reklam ve reklam verenler idi. Yani gazeteler bir anlamda okuyucusunun ilgisini reklam verenlere bir anlamda satarak ayakta duruyorlardı. Ve bu büyük ölçüde sosyal ağlar, işte internet platformları, web yayıncılığı, işte internet gazeteciliği gibi bir takım şeyler, yani olanaklar devreye girdiği zamandan beri büyük ölçüde konvansiyonel gazetecilik şeyini yitirdi, kazanç ağını yitirdi. Bir takım raporlara göre 2008'den bu yana yaklaşık %40 ila 60 oranında reklam ve gelir kaybı yaşadığını, sadece Türkiye'de değil Amerika'da hani ciddi reklam kaybı yaşadığını söylüyor raporlar. Bu zaten yeterince medya sektörüne, haber medyası sektörüne ciddi bir darbe vurmuş durumdaydı. Yani haber dediğimiz şey aslında ciddi pahalı bir şey. Haber yapmak için seyahat etmeniz gerekir, zamanı iyi kullanmanız gerekir, iyi bir eğitiminiz olması gerekir. Gerçekten hani geniş bir zamanda iyi bir haber hikayesi yazabilmeniz için geniş bir zamanda düşüne düşüne yazmanız gerekir. Biz son zamanlarda şey yapıyoruz, Gazeteciler Platformu diye bir platform, gazete platformu kurduk. Uğur Mumcar Açılımcı Gazetecilik Vakfı olarak bir projenin gene çıktısı olarak, İsveç Büyükelçiliği'nin desteklediği bir proje olarak. Oraya telif karşılığı haber yayınlıyoruz ve bu haber, yani oradaki yaptığımız şey gündemin kuyruğuna takılarak gündemi yapalım falan gibi bir şey değil. Yerelin sesi olmaya çalışmak için, yerel gazetecilere destek olmak için. Gerçekten elimize pek çok haber geldi o sırada. Haber önerisi geldi. 20 habere destek olacaktık ilk aşamada. Yaklaşık 70-80'e yakın haber geldi ve bunların arasından 20'yi zor bulabildik. Yani ve gelen haberlerde de ciddi editöryel müdahalelerde bulunduk. Ve pek çok şu anda internet gazeteciliği yapan pek çok platformda bu editöryel müdahalelerin, editöryel çabanın olmadan, doğru düzgün Türkçe yazılmadan devam ettiğini, gazetecilik yapılmaya çalışıldığını, haber konulmaya çalışıldığını görüyoruz. Hani gazetecilik mesleği aslında hani sadece konuştum, yazdım, ettim falan gibi bir şey değil. Ciddi şekilde rafine hale getirmek gerekiyor haber hikayesini ve ilgi çekici hale de getirmek gerekiyor. Bu anlamda hani medya, konvansiyonel medya şey kaybı yaşadığı için, gelir kaybı yaşadığı için yeterince de yatırım yapılmıyor. Habere yatırım yapılmıyor. 3-5 kişiyi televizyonlara çıkartıyorlar. İşte havanda su dövercesine, saçma sapan tartışmalara sokuyorlar. Bunu habercilik diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Haber yok. Bir sürü köşe yazarı koyuyorlar şeylere, gazetelerin köşelerine. Onlar saçma sapan olgular değil de kanaatler, kendi yani kendilerine has kanaatleri böyle üzerimize boca ediyorlar. Ve bu da gene saçma sapan bir antagonizmayı, kutuplaşmayı körükleyen ve yalan yanlış şeylerin topluma mal edilmesine yol açan bir şeye dönüşüyor. Aslında bütün hani yani söylemeye çalıştığım şey biraz şu. Aslında uzun zamandır haber medyası, endüstri ciddi kriz içerisindeydi ve bu kriz dönüşümle, sayısal dönüşümle, dijital dönüşümle bu kriz derinleşti. Bu krizin derinleşmesine tabii ki Türkiye gibi ülkelerde otoriter yönetimlerin baskısı daha da katmerli hale getirdi. Ama bu işin içinden tabii ki çıkılabilir. Her toplumun mutlaka habere, özellikle de seçimli bir parlamenter demokrasiyle yönetiliyorsa, habere her zaman ihtiyacı var. Gerçekleri toplumun her zaman duymaya ihtiyacı var ve gerçekleri duymak istediği anda toplum duyabileceği, gerçekleri duyabileceği mecra mutlaka bulur ve su akıp yolunu bulur. Buluyor da zaten, görüyoruz. Gazete Duvar bu mecralardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir ihtiyaca binaen kuruldu ve bir neredeyse ana akımlaşma yoluna doğru ilerliyor. Hani ve bu büyük ölçüde bu toz duman aşıldıktan sonra gerçek bir şey, hani haberciliğin
halk tarafından, okuyucu tarafından desteklenerek, gerçek haberin desteklenerek hayatını sürdürmesi mümkün olacak gibi geliyor bana. Umudumuzu yitirmemek gerekiyor. Anlattıklarınız çok önemli ve toplumsal gelişmelerden ve olaylardan hiçbir faaliyetler de bağımsız değil. Güncel bir tartışmada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör ataması. Bu atamanın ardından başlayan protestolar bir boyutuyla gazeteciliğe ilişkin de bize bir şeyler anlatıyor. Bazı muhabirlerin polis şiddetinden etkilenmesi bir tarafta, bir tarafta da eylem yapan öğrencileri hedef haline getiren çeşitli yayınlar söz konusu. Bu son yaşananlar özelinde medyanın halini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya uzun zamandır ben ana akım medyayı hiç takip etmiyordum. Hani bu takip etmem gerekiyor. Aslında işim gereği izlemem gerekiyor ama artık katlanamadığım için, dayanamadığım için takip etmiyordum. Dün gece Kadıköy'de yapılan bir eylemi haberini veren NTV'ye gözüm takıldı bir şekilde. Hani uyumaya çalıştığım saatlerde. Yani NTV haberi tamamen şöyle görmüş. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılmış bir basın açıklamasını, basın bülteni gibi neredeyse noktasına virgülüne dokunmadan okuyor perforeci, hani haberi okuyan kişi ve arka görüntüde de polis araçlarını tekmeleyen şeyler görünüyor. Hani göstericilerin videosu akıyor, akmaya devam ediyor. Orada yani bu şeyin ne derler, şu andaki ana akım medyanın özellikle de zamanında iddiayla kurulmuş ve ciddi nitelikte haberler de üretmiş bir NTV diye bir haber kanalının ne hale geldiğinin en önemli göstergelerinden birisi bu. Hani halbuki biz orada ciddi bir orantısız polis şiddetinin de göstericilere karşı uygulandığını görüyoruz. Bir de yıllardan beri şöyle bir şey var. Ana akım medyada sadece günümüze özgü bir şey de değil bu. Bu tür toplumsal gösterilerde kanunsuz gösteriye işte polis müdahale etti gibi bir hep şeyle, perspektifle sunuldu. Hala o daha da derinleşmiş durumda. Aslında kanunsuz diye bir gösteri söz konusu değil aslında. Hani her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının herhangi bir yere bildirmeden hak arayışı için herhangi bir yerde gösteri yapabilmesi anayasal hak olarak duruyor karşımızda. Ve bunu hangi hukukçuya sorarsanız sorun bu hakkın teslim eder. Ve gazetecilerin çoğu, özellikle de şu anda hükümete angaje gazetecilerin çoğu bu gerçekliği biliyor olmasına rağmen eğip bükerek haberleri görüyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman aslında ana akım medya diye tarif ettiğimiz ve zamanında işte CNN Türk, NTV, Habertürk vesaire filan gibi kanallar, nitelikli haberler, iyi haberler, yani tabii ki pek çok zamanda sorunları vardı, bunların da eleştirilecek pek çok yönü vardı ama bu kadar pespayelik söz konusu değildi. Şu anda artık hani haber vermenin ötesinde, dediğim gibi yani bir basın bülteni, herhangi bir kurumun basın bültenini okumak gibi bir hale dönüşmüş durumda ve bu yüzden pek çok aklı selim yurttaş ana akım medyadan, bu tür kanallardan haber alınmayacağının, haber almanın beyhude olduğunun aslında farkında ve gerçekten arayış içerisinde, yani şey arıyor, hani gerçekleri öğrenecek mecralar arıyor ve belki de kendisi buluyor bunu işte sosyal ağlardan vesaire. Tabii ki bunun da sıkıntıları var, yalan haberin çok hızlı bir şekilde dolaşıma girmesi ve bunun kutuplaşmayı körüklemesi vesaire falan gibi, ama ya dediğim gibi yani bu tür toplumsal dönüşümlerde, değişim zamanlarında bu tür toz dumanlar yaşanır ama bu toz duman bir şekilde şeyini, akışını, akacak yerini bulur ve bir şekilde normale döner, su akıp yolunu bulur. Tezcan Bey, çok çok teşekkürler kaydettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Duvar Özer'de bugün konuğumuz Uğur Mumcu, Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Tezcan Durnay'dı. Tezcan Durnay'la Umar'ın çalışmalarını ve medyanın Türkiye'deki halini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.